Ne destanlar yazılır, hey canım, rinanay, rinarinanay. Memleket sevdasından, hey canım, hey. Bir emanet canımız, hey canım, rinanay, rinarinanay. Vatan uğruna feda, hey canım, hey. Kahramanlık şanımız, hey canım, rinanay, rinarinanay. Tarihimiz yazarız, hey canım. Evet sevgili izleyiciler, yine bir İsmail Sevin'le Güzel Anadolu adlı programımızın çekimleri için bugün Erzincan'ın Tercan ilçesindeyiz. Bugün burada çok önemli bir gün, tabii ki önemli günü şöyle arz etmek istiyoruz. Düşman işgalinden kurtuluşunun, Tercan ilçemizin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü. Dolayısıyla biz de Güzel Anadolu adlı programımızın çekimi için buradayız. Ne yapıyoruz o zaman, bir geçelim. Tabii sesler geliyor şu an Tercan'da. Artık işgal kutlamaları başladı. Bir gezelim, görelim bakalım ne var ne. Hadi kolay gelsin. Evet sevgili izleyiciler, 17 Şubat tabii ki çok anlamlı gün. Bugün Tercan'dayız. Erzincan'ın Tercan ilçesinde İsmail Sevin'le Güzel Anadolu adlı programımızın çekimleri için bugün buraya geldik. Biz de kutlamalara karıştık. Kutlamaları burada sizlerle birlikte paylaşacağız. Tabii ki 102 yıl dile kolay, düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümü olduğu için 102 yıl önce, yani 1818 yılında Erzincan'ın Tercan ilçesi düşmanla büyük bir mücadele veriyor ve bugünkü bu kahramanlık gününü burada işte yaşatıyor. Hala 102 yıldır. Şöyle bir bakıyoruz, insanlar o kadar yıllar geçse de coşkuyla bu günü kutluyorlar. Bugün de şansımıza, tabii kış olmasına istinaden, çok da güzel bir hava var, güneş var. Şu anda canlandırmalar yapılıyor. O gün yapılan buradaki mücadeleler, atalarımız, dedelerimiz, Türkiye Cumhuriyeti'nin o yiğit kahraman askerlerinin vermiş olduğu mücadeleyi burada bugün şu anda temsilen canlandırıyorlar. Tabii ki karşımızda gördüğünüz arkadaşımız şimdi tabii gösterecek. Dağda Türk ordusu mevzilerini kurdu. Arkada yine Türk ordusunun olduğu mevziler var. Şu an işgalci güçler, yani Rus ordusu şu anda burada merkezde. Bir canlandırma yapılıyor ama silahlar kullanılıyor. Tabii gerçek silah değil.
Biz de ne yapıyoruz? Şöyle röportaj yapacağız. Günün anlamı için burada gelişen olayları sizle de paylaşacağız. Sevgili izleyiciler. Sevgili izleyiciler, şu anda düşman güçleri, yani şu anda bulunduğumuz bu gördüğünüz askerler Rus askerleri, işte işgal Ermeni askerleri diyelim. Ama şu anda karşı dağdan taarruz başladı. Türk ordusu karşıda gördüğünüz bayrağın olduğu dağdan aşağı yavaş yavaş mevzilerini alarak geldi. Tabii burada şu anda çatışma hazırlıkları var. Masaları kurulu gördüğünüz gibi. Komutan askerlerine bilgi veriyor. İşte askerlerini coşturuyor. Savaş anı başladı. Artık biz de kendimizi ona göre bir siper bir yer alalım. Şöyle kameraman arkadaşım da gelsin. Tabii ki sakata gelmeyelim. Evet, komutan gördüğünüz gibi oradan bilgileri veriyor, komutlarını veriyor. Şu anda Türk askeri karşı dağdan başladı, taarruz başladı. Arka taraftan bir orduyla geliyor Türk askeri. Biz de ne yapıyoruz? Buradan şöyle mevzimizi aldık. İşte gördüğünüz gibi kameraman arkadaş karşını gösteriyor. Şöyle komutan evet, komutan gördüğünüz gibi bak yine ilerliyor. Orada mevzilere komut veriyor. Rus ordusu şu anda işgalci ordu. Evet. Evet, gördüğünüz gibi sevgili izleyiciler. Evet. Merhaba beyefendi. Merhaba. İsminiz? Eyüp Ulusan. Yani tarihle ilgili bildiğiniz bir şey var mı? Var. Yani şimdi eskiden Rus zulmüne uğramış Tercan. İşgal edilmiş. Ermeni işgaline uğramış. İşte o zamanlar dedelerimiz gelmiş. Sağ olsunlar, Allah razı olsun. Bunları kurtarmışlar. Dua ediyor musunuz? Tabii ediyoruz. Her gün yatıp kalkarken dua ediyoruz. Tabii. Çok teşekkür ederim. Sağ olasınlar. Sağ olsunlar. Evet, Allah razı olsun. Ben size teşekkür ederim. İsminiz neydi? Hakan. Hakan hocam. Evet. Şu anda Tercan'ın kurtuluş yıldönümü. Tercanlı mısınız? Tercanlıyım. Bize biraz tarihten bahseder misin? Tercan, güzel Tercan'ımız 17 Şubat'ta düşman işgalinden kurtarıldı. Tabii ki daha önce millet sadıka dediğimiz Ermeniler tarafından bayağı bir zulüm gördü. Daha sonra kurtarıldı. Yani temsil olarak canlandırılıyor şu anda. 1818 yılında 1918. Yani 1918. Evet. Evet. Ama 102 yıl. Evet, evet. Tarihte çok eski bir tarihe sahip Tercan. Evet. Tarihiyle, kültürüyle evet, ilçemiz. Büyüme oranı ne deriz de? Yani tabii ki şu an yani Doğu Anadolu bölgesinde biliyorsunuz her ne kadar devletimizin yaptığı bir takım projeler olsa da Doğu Anadolu bölgemiz maalesef göç veriyor. Evet. Bu göçü önce engelleyip daha sonra inşallah kalkınmasını hızlandırmamız gerekiyor hep birlikte millet olarak. Nüfus olarak ne kadar? Nüfusumuz şu anda 5000'lerde, 5000 küsürlerde. Evet, daha da böyle artırılması için tabii çalışmalar yapılıyor. Devletimiz de sağ olsun bir takım projelerle bunu yapmaya Erzurum, çalışıyor. Erzurum'un karayolunun içinden geçiyor. Evet, E80 uluslararası. Ortası. Evet, 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 evet. E80 uluslararası karayolu geçmesine rağmen yine de yeteri kadar gelişmemiş. Evet. İnşallah bundan sonra gelişir. Bir takım projelerle devletimiz de geliştirmeye çalışacak. Güzel tercihansın. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili izleyiciler, çekimlerimiz devam ediyor. Şöyle sağa doğru biraz daha kayacağız. Hocam merhaba, sizi tanıyabilir miyim? Merhabalar, ismim Yahya Güneş. Yahya hocam, şu anda biz de Kurtuluş Yıl Dönümü münasebetiyle buradayız. Hoş Ege geldiniz. TV ekibi olarak. İsmail Seven'le Güzel Anadolu diye bir programımız var. Ayaklarınıza sağ olun. Hoş bulduk, sağ olun. Bize biraz tarihle ilgili bahseder misiniz? Evet, yani... okuduğumuz ve duyduğumuz kadarıyla 1916 yılında Rus işgaliyle beraber
bir Ermeni zulmü başlamış Tercan'da. Bu topraklarda. Bu topraklarda. O zamana kadar barış içerisinde yaşayan Ermeni ve Türk halkı vatanımızın zayıf düşmesi, devletimizin zayıf düşmesi sonucunda içerimizdeki ayrılıkçı fikirler de ortaya çıkıyor. Ve onlar da Ruslarla beraber Türk halkına burada zulmediyorlar. Evet. Bizim Beşkaya köyümüz, Kurukol köyümüz, eskiden vardı Mezgi köyümüz, buralarda yayla yolu, Çıknız dediğimiz köyümüz, buralarda çok büyük katliamlar yapıyorlar. Tabii bu zulmün karşısında Kazım Karabekir Paşa öncülüğündeki kolordu geliyor ve 17 Şubat 1917-18 tarihinde Tercan'ın yerli halkıyla beraber Ermeni zulmünü ortadan kaldırıyorlar. Tabii Kazım Karabekir hatıratında diyor ki Tercan'a girdiğimizde Tercan'da o zamanki yerli olan çoluk çocuk, ihtiyar, genç herkesi öldürüp bir çukurlara doldurduklarını gördük diyorlar. Yani esas Ermeni katliamının yapıldığı yer Tercan. Evet, Tercan. Ve civar köyleri. Evet sevgili izleyiciler, gördüğünüz gibi Türk askeri göründü, elinde Türk bayrağı, işte temsili canlandırma başladı karşıda. Şu anda Rus askerleri, yani işgalci askerler son şeylerini yapıyorlar, planlarını, projelerini, ama oradan gördüğünüz gibi sarıldı etraf. Karşıdan ateş yanan yerden de şu anda bir bölük askeri indi. Karşı dağdan şu anda inmeye başlayacaklar yine, ama komutan son aşamaya artık o kadar emin ki kendinden. Savaşı kazanacağız diye işte gördüğünüz gibi gülüyor, bağırıyor, keyfini yapıyor. Ama sonun ne olacağını bir göreceğiz. Bakalım işte Türk askeri de karşıda atlarla süvariler geliyor. Yavaş yavaş ilerliyor. Komutan keyfini yapıyor. Bakalım ne olacak komutanın hali, birlikte göreceğiz. Kars'ın kalesinde Yahni çölünde asker ilerliyor gümrü yolunda. Halit Paşa önde tüfek elinde. Vurun evlatlarım Allah aşkına, şehit olanımız cennet köşküne. Atın aslanlarım Allah aşkına, şehit olanımız cennet köşküne. Gördüğünüz gibi işte bir esir alındı. Türk askeri şu anda Rus komutan getirdi. Burada bağladı. Bu şekilde duruyor. Ama şu anda protokol yerini aldı. Valimiz, belediye başkanlarımız, Erzincan Belediye Başkanı, Erzincan Valimiz. Tabii çok güzel bir katılım var. Biz de çok heyecanla şu anda takip ediyoruz. İşte gördüğünüz gibi şu anda Türk askeri etrafını sardı bu askerlerin. Büyük bir çatışma başladı ve şu anda yavaş yavaş gördüğünüz gibi girişler yapıldı, sızmalar yapılıyor. Türk askeri artık tamamıyla Tercan'ı kurtarmak için dört bir yandan kontrol altına aldı. Şu anda komutan son çırpınışlarını yapıyor gördüğünüz gibi. Evet, az ileride biraz daha menziller yaklaştı. Şu anda teslim almaya hemen geldiler. Şu anda sis bombaları yandı.
Türk askeri artık yaklaştı. İşgalci güçler kaçmaya başladı. Komutan son havliyle askerlerine saldırıyor. Çatışın diyor gördüğünüz gibi. Kazım Karabekir Paşa komutasındaki Türk birlikleri şu an ilerlemekte. Evet, Kazım Karabekir komutasındaki askerler şu anda mevzilerini bayağı sıklaştırdılar. Bir batı cephesinden gelen bir grupla birlikte doğu cephesinden her taraftan Türk askeri sardı. Artık işgalci gruplar, işgalci askerler son çırpınışlarını yapıyor. Komutan artık tamamıyla belli etti sevgili izleyiciler. Komutan askerlerini, generallarını topladı. Son ne olacak diye karar veriyor. Türk askerleri, özellikle Kazım Karabekir komutasındaki askerler şu anda yaklaştılar. Mevzilerini aldılar. Kemikli Dağ'da toplanan milis kuvvetlerimiz düşmana aman vermemiş, nefes aldırmamıştır. Evet, karşı gördüğünüz dağ, Kemikli Tepe, iki dağın arasında bayrak asılı şu anda. Oradan aşağı gelen grup, askerler, komutanlar şu anda mevzilerini aldılar. Son artık tamamıyla çatışmanın yoğunlaştı cephe, mevzi. Şu anda Rus askerleri, işgalci gruplar şu anda mevzilerini aldılar. Büyük bir çatışma başlamak üzere. Evet canım benim, şu anda esir düştün, ne hissediyorsun? Her şeyi hissediyorum. Nasıl bir duygu? Çok kötü bir duygu. Çok bence de. Kötü bir duygu. Evet. Şu an seni astılar, yakalandın, esir düştün. Evet. Artık zamanın geldi. Evet. Yaşayacak mısın? Yok, öldüreceklermiş. İsmin neydi? İbrahim. Evet sevgili izleyiciler, şu anda gördüğünüz gibi Türk askeri tamamıyla girdi merkeze. Rus askerleri, yani işgalci askerler son savunmalarını yapıyor. Çok heyecanlı anlar yaşıyoruz biz de. Evet, Kazım Karabekir komutasındaki Türk askerleri şu anda ilerlemekte gördüğünüz gibi. İşte binaların arasına çıktılar. Büyük bir çatışma başladı. Evet, atışlar yapılıyor, top atışları yapılıyor. Batı cephesinden gelen askerler var. Batı cephesinden, evet, komutan kaçmaya başladı. Gördüğünüz gibi yoğun bir bombardıman altında Rus askerleri, işgalci askerler. Evet, Türk askerleri gördüğünüz gibi siper aldılar. Çatışma, çok büyük bir çatışma var. Evet, vurulmaya başladılar şu anda. Büyük bir çatışma sevgili izleyiciler. Kars'ın kalesinde, Yahni çölünde asker ilerliyor gümrü yolunda. Evet, büyük bir bombardıman başladı şu anda. Top atışların içinde kaldık. Suvari birlikleri batı cephesinden doğru geliyor şu anda. Evet, gördüğünüz gibi. Cennet köşküne atın aslanlarım. Halit Paşa der ki durmayın atın. Düşmanın şu anda komutan teslim alındı. Gördüğünüz gibi şu anda tekmeliyorlar. Vurun evlatlarım Allah aşkına. Şehit olanımız cennet köşküne. Atın aslanlarım Allah aşkına. Şehit olanımız. Evet, komutanın karargahı da yanıyor gördüğünüz gibi. Son yoğun bir alev içerisinde. Allah aşkına. Şehit olanımız cennet köşküne. Kameraman arkadaşım, şu anda bir cephede olduğumuzu hissettik. Yoğun bir bombardıman içerisindeyiz ama Allah'a şükür Tercan düşmandan kurtardı. Evet sevgili izleyiciler, az önce tabii ki birlikteydik. Şu anda Tercan'ın kurtuluş programı devam ediyor. İşte temsili canlandırmayla düşman komutanı şu anda aramızda. Merhaba, önce kendinizi merhaba. Tanıtır mısınız bize? Ben Erzincan Tercan'dan Şükrü Adem, Atatürk Mahalle Muhtarıyım.
Burada. Burada Tercan'da, evet. Peki Adem Bey, az önce büyük bir çatışma oldu, büyük bir savaş oldu. Düşman işgalinden Tercan'ın kurtuluşu için büyük bir mücadele verdiniz ama esir düştün. Bize şöyle biraz bahseder misin? Nasıl bir duygu? Yani tabii orada yani, hava atıyordun, gelene bam güm giriyordun da sonunda zincirleri yani yedin. Yani biz ne temsili olur? Bir canlandırma tabii yapıyoruz. Tercan'ın 102. kurtuluş evet, vesilesiyle. Evet. Güzel bir şey yaptığımızı zannediyorum. Hmm. Ya orada olsun, burada olsun. Evet. Yani biz Ermeni'yi canlandırıyoruz. Ermeni, yani Ermenilerin burada yaptığı katliamı sen biliyorsun. Evet. Okuduk, biliyoruz yani evet, ne zulüm ettiğini Antrik Paşa'nın. Ama tam tersi Ermeniler yaptı diyorlar. Yani Ermeniler, Türkler Ermenilere katliam yaptı diyor ama tarihe baktığımız zaman Ermeniler burada aynı büyük bir katliam yapmışlar. Dünyanın hepsi aslında, hadi Ermeniler de herkes evet, onlara destek veriyor. Evet. Türk'ün Türk'ten başka dostu yok ama ki. Ama biz gördük ki kendi gücümüzle bu zaferi kazandık. Yani bu 102 senedir yapılıyor. Evet. Yani biz görmedik ama görenler yapmış, bize kadar gelmiş. Yani zulüm görülmüş diyor. Yoksa böyle kafamızdan çıkıyor. Büyük, yani, zulüm, büyük bir zulüm görülmüş. Peki ne hissettiniz? Yani böyle bir duygusal olarak işte esir düştünüz. Esir düştüğünüzde aklına ne geldi? Yani bizim düştüğümüz gibi değil de o insanların çok acılar çektiğini yani okuduk. Yani bizim oradaki büyüklerimiz burada tabii ki zulüm gördü. Gördüler işte. Onları düşünmek lazım. Acaba bizim, biz onları teslim aldığımız yani, zaman böyle bizimkiler onlara nasıl davrandılar? Türk hiçbir zaman için zulüm yapmamıştır. Merhametlidir yani. Adem Bey, çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Peki abi, sizi tanıyabilirim. İsminiz? Ben Tamer Acar. Recep Bey, şu anda Tercan'dayız. Tamer Acar. Ahmet Cesev, ben de mahalle muhtarıyım. Buradasın. Buradayım, evet. Ben 35 yıldır bu işe katılıyorum. Kazım Karabekir'in Tarihçeyi Hayat'tı diye kitabını okursanız Tercan'da diyor ki ben en büyük mezalimi Tercan'da gördüm. Evet. 8 metre derinliğinde, 8 metre genişliğinde çukur ağzına kadar insan ölüsüyle doluydu. Evet. Şimdi kalkmışlar Türkler Ermenilere zulüm etti diye. Aslı yoktur. Türk hiçbir zaman zulüm etmemiştir. Halen de etmez. Biz de şu anda onun temsili bir şeyini canlandırdık. Çok güzel oldu. Çok başarılı oldu. Teşekkür büyük ederim. Bir kalabalık yani vardı. Kalabalık, evet. Gerçek Ermeni paşaya vurur gibi ben altta terbiye vuruyor. Yani bunda merhamet yok. Yani ama muhtarım. Yani sen de çok zalimlik yapıyordun orada, katarlık yapıyordun. Ya tamam. Tamam, temsili canlandırma ama bununki temsili değil, gerçek canlandırma. Ben 15 yaşından beri Türk bayrağını taşıyorum. Babamdan kalan mesleğimdir. Nerede taşıyorsun abi? Çorlu'ndan bayrağını takıyorum, minaret diyoruz. Babamdan kalan bir mesleğimdi taşıyorum. Bütün kurtuluşlarda mı yapıyorsun? 50-56 sene devam ediyor. Maşallah, evet. Subhanallah. Bayrağı 15, sırtında taşıyorsun. Evet, taşıyorum. Çorlu'ndan alıyorum, minaret tikiyorum. Peki bıraktığın biri veriliyor. Var mı? Kime bırakacaksın? Oğluma bırakayım. Babadan oğlan çıkarıyor. Oğlan oğlan dedi. Dedeler. Aynı sene. Peki abi, şu anda kurtuluş için buradayız. Tercan'ın 102. Evet, yılı. Evet. Kurtuluş yıl dönümü. Neler hissediyorsunuz? Vallahi nasıl bir çok, duygu? Dedeleriniz neler anlatıyordu? Çok duygulandım. Esir kurtuluşa yok ama yine duygulandım yani. Vallahi ağlamam geliyor vallahi. Sevgili izleyiciler, dedik ki Tercan'a gelmişken cirit müsabakasında izlemeden gitmek olmaz. Şu anda cirit sahasındayız, cirit yapılıyor. Abicim merhaba. Merhaba. Şu anda cirit sahasında evet, Atasporumuzu yapıyoruz. Müsabakası yapılıyor. Sizi tanıyabilir miyim? İsminiz? İsmim Hayati Kızılgöz. Erzincan Genelşen Spor Dalları Erzincan İl Temsilcisiyim. Aynı zamanda federasyon yönetimindeyim. Evet. İşte bugün Tercan'ımızın kurtuluş nedeniyle burada bir cirit müsabakası yapalım dedik. Erzincan Osmanlı Atı Spor Kulübü ile Tercan Mama Atı Spor Kulüpleri arasında müsabaka yapılıyor şu anda. Peki Hayati evet. Bey, Hayati değil misiniz abi? Evet efendim. Kaç yıldır bu sporla birliktesiniz? Ne zamandan beri bu sporu yapıyorsunuz? Ben 65 yaşındayım. Şöyle böyle 10 yaşımı ya 55 senedir. 55'in de 45 senesini bir fiil bildi. Dededen kalma mı? Babadan kalma. Babadan kalma. Evet, babadan kalma. Bizim Erzincan'ımızda da şu anda evet,
400-500 yıllık bir tarihi var. Son 100 yıllık hiç ara vermeden yapılmış bir sporumuz. Tabii, faaliyetler devam ediyor. Tabii ki, tabii ki. Şu anda 11 tane kulübümüz var. 8 tanesi faal kulübümüz var. Türkiye birincilikte takımımız var. İkincilikte takımımız var. Tabii ama her ne kadar amatörse de bizim şu anda uluslararasıyız. Yani 11 ülkede müsabakalara katılıyorsunuz. Evet, katılıyoruz. Uluslararası. Çok güzel bir başarı. Peki evet. Hayati abi, şu anda biz de buradayız. Güzel Anadolu diye bir program çekiyoruz. Evet. Tabii Anadolu'muz, güzel Anadolu'muz. Gerçekten adı tabii, üzerinde. Tabii. Biz de buraya, bugün Kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla geldik. Tabii ki atalarımız büyük bir uğraşı vermişler. Bu memleketi bize kazandırmışlar. Onunla ilgili ne söylemek istersiniz? Valla bu günlerimize biz binlerce şükretmemiz lazım. O ecdadımızın, bizim toprağımızda hiçbir karış yer yoktur ki şehit kanı olmasın. Biz de öyle bir iyi bir milletiz ki bizi hiç kimse ne parçalayabilir, ne bölebilir. İşte bugün yokşuculuk, yani, buculuk, kim ne derse desin Allah'ın izniyle. Bugün bir şey şahit olduk. Evet. Mesela canlandırması bu kadar heyecan veriyorsa, ya, acaba gerçeği nasıl oldu? İşte o ama biz evet. Mezalim de var orada. Mezalim de var. Mezalim var orada. Bizim ecdadımıza yapılan bir mezalim var ama tabii bu ülkeler arası da değil, terör örgütlerinden bir tanesi diyelim işte. Evet. Hıncat Taşlat dediğimiz o diaspora yıllardır bize karşı neyse bir intikam peşindeler de Allah'ın izniyle bize nasip etmesin. Amin. Hepimiz daimiz birbirimiz. Evet, biz kardeşiz, bir aileyiz evet, zaten. Evet, biz, evet, çok evet. Sağ olun. Çok sağ olun, var olun. Peki abicim sizin isminiz, sizi alabilir miyiz? Ben Erkan Duran, ciri sporcusuyum. Müsabakalara katılıyorsun. Katılıyoruz evet. Burada mı kalıyorsun? Nereden geldiniz? Ben Tercan'la yaşıyorum. Karacörün evet. Köyü var. Buranın da aynı zamanda muhtarıyım. Muhtarsınız. Ne evet. Güzel. Peki muhtarım, atınız var mı cirit? Atım var göre? Evet. Var evet. Müsabakalara devamlı katılıyor musun? Katılıyoruz evet. Bizim sesimizi duyan büyüklerimizden evet. Bir isteğimiz olacak. Buyurun. Tabii bu, büyüklerimiz dinliyorlar şu anda. Evet. Ege TV farkıyla. Sağ olsunlar. Buyur, kendileri en meziyetli sporlardan biri olan cirite evet. Desteklerini vermesini dileriz. İnşallah. İnşallah. Hem masraflı bir spor, hı-hı. Hem zor bir spor. Evet. Keşke futbol kadar, işte voleybol kadar buna da merak uyansa. Evet. Evet. Beyefendi kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Ben Hakan Çakıcı, Tercan Mamatun Atlı Spor Kulübü kaptanıyım. Evet. Kaç yıldır yapıyorsunuz Hakan Bey? Bu işi ben 17 senedir yapıyorum. 17 senedir? Evet. Peki nasıl bir duygu? Atınızla çok, beraber şu an meydandasınız. Çok güzel bir duygu. Atasporumuz. Herkese tasvih ediyorum. Gerçekten çok güzel bir duygu. Bize biraz Tercan'la ilgili bilgiler alabilmek için Mama Hatun Türbesi'ndeyiz. Tabii, sevgili Ozan Hanım. Tabii. Kısaca Tercan'ın, önce bir kendinizi şöyle kısa ben, bir tanım. Tercan. Ozan Musa Akgün. Evet. Tercan'dan yetiştim. Tercan'da emekli oldum. Evet. Tercan'ımız güzel bir ilçemiz. Bırakıp gitmedik. Gitmedik. Hayır efendim gitmedik. Tercan'ımız güzel Anadolu bölgesinde güzel bir ilçemizdir. Tercan'ımızın tarihi eser Tercan'ımızın Kevran Sarayı, türbesi, camisi, Saltuklar döneminde Mama Hatun, çok eski dayalı tabi. Evet. Saltuklar döneminde Mama Hatun denilen bir bayanın burada gelip Tercan'la ilgili bir Kevran Sarayı, bir türbe, bir de onun da mazisi şöyle.
burada yaptırdığı dönemlerde ustanın gönlü düşüyor bu Mama Hatun'a. Mama Hatun diyor ki, bana bir kervansaray yaptırırsan seninle evlenirim diyor. Tabi teferruatı çok büyük olduğu için Mama Hatun'un yaptırdıktan sonra kervansarayı Mama Hatun 40 tane yumurtayı aynı renge boyayıp getirip ustanın önüne boyuyor. Diyor ki, bu yumurtalardan hangisini alırsın diyor. Hangi rengi beğenirsin diyor. Diyor bunların hepsi yumurta diyor. Kadınlar da aynı diyor. Evet. Yani tercanımızın büyük bir şeyi vardı. Yöre bağlantısı vardı. Çayırlı, Tunceli. Bu taraflar hep tercana bağlıydı. Eski Erzurum'a bağlı bir olan Bilirce. Ama Erzincan'ın en büyük ilçelerinden bir tanesi. Bununla ilgili benim bir şiirim var burada. Ben onu ben sana diyeyim. Diyor ki, Erzincan ilimdir, ilçemdir Tercan. Bir yanım Mama Hatun, bir yanım Tercan. Bir yanım Çayırlı, bir yanım Mican. Senin nelerini diyeyim Tercan'ım? Evet sevgili izleyiciler, şu anda yine Tercan'da yayınımız devam ediyor. Bulunduğumuz yer Kervansaray. Kervansaray deyince tarihte tabii ki çok büyük bir tarihi var Tercan'ın. Ama bulunduğumuz yer Kervansaray'ın tabii özelliği var. Burada şu ana kadar görüştüğümüz, konuştuğumuz abilerimizden hep bunu duyduk. Erzurum yolu, yani kervan sarayı deyince ismini kervanlardan alıyor. Öyle evet, mi Musa abi? Yani kervanlardan alıyor. Evet. Kervan. Eskiden ulaşım kervancılıkta. Şimdi evet, tırlarla, evet. Otobüslerle geçiyor evet, ama evet. Eskiden kervanlar buradan geçiyor. Kervanlar buradan geçiyor. Buraya misafir olmuşlar. Yani burada kervancılar buradan mı konaklıyormuş bir yerde? Burada konaklıyormuşlar. Gelen misafirler burada konaklıyormuşlar. Yani bütün kervancı kim olursa olsun. Kim olursa olsun. Burada konaklarmışlar. Tabii buralar tadilatta olduğu için bazı yerleri göremiyoruz evet. Ama gelen misafir, gelen şey aynı eski Çünkü oteller gibi. Tekrar yine gelen misafir. İnşallah gelin, bekleriz. O zaman Tercan'a gelen herkes gelsin, kervansarayını görsün. Tabii ki tadilat bittikten sonra yeri olmayan burada ağırlanacak ki biz de o günü bekliyoruz. İnşallah nasip olursa gelip burada bu kervansarayında bir gece kalmayı düşünüyoruz sevgili izleyiciler. Sevgili izleyiciler, Erzincan Milletvekilimiz Süleyman Karaman'la birlikteyiz. Güzel Anadolu programımızda Sayın Vekilim, öncelikle Erzincan Tercan'ın bugün 102. Kurtuluş Yıl Dönümü. Siz de buradaydınız. Güzel bir etkinlik oldu. Sizi tabii ki burada ağırladı Tercan'ın hemşerileriniz. Neler söylemek istersiniz? Evet, ya, hakikaten bugün 102. Kurtuluş Günü, bayram gibi kutlandı burada. Sabahleyin erken saatlerden o günü canlandırmak için vatandaşlarımızı o güne götürebilmek için ordu mensupları da vatandaşlarımıza can kırdaş çalıştılar. Dolayısıyla çok güzel bir gün seyrettik. Hakikaten ülkemiz bizim için canımızı kanımızı verecek ülkemizdir ve dedelerimiz yani de bunu yapmıştır. Bu insanlar bu heyecanı yaşıyorlar. Ya, evet. Acaba geçmişte atalarımız neler yaşadı Sayın Vekilim? Elbette onlar da çok zorluklar yaşadı. O zaman bu kadar imkanlar da yoktu. Dolayısıyla da canı kanı pahasına bu ülkeyi bize emanet ettiler. Bundan sonra da inşallah biz korumaya devam edeceğiz. Öyle değil mi? Çok teşekkür ederiz. Tercan'da programımız devam ediyor. İsmail Sami'yle Güzel Anadolu'nun programı. Tercan Belediye Başkanımız Sayın Lokman Gültekin abimiz. Abi çok beraber olduğumuzdan dolayı özür diliyorum. İsminizle biraz şeyli çekiyoruz. Sevgili Başkanım, şu anda 102. Düşman işgalinden kurtuluşumuzun 102. yıl dönümünü bugün kutladık. Evet. Çok da büyük bir ilgi vardı. Bu yıllarca böyle devam ediyor mu? Biraz bahsedebilir misiniz? Evet. 17 Şubat 1918 Tercan'ımızın kurtuluş günü. Toplumumuzun, Türk milletinin
düşmana karşı verdiği mücadeleyi zaferle taçlandırdığı gün, bugün bizim Türk milletinin esaretini kabul etmeyeceği bir gün. Ben bu kutlu günü, vatanı derdi vatan olan herkesin bu kutlu gününü kutluyorum. Bugün bizim tercanımızın, tercanlının bayramı, bizim gurur günümüz. Ben 49 yaşındayım. Çocukluğumdan beridir bu temsili canlandırma programının yapıldığını hatırlıyorum. Ben doğmadan önce de büyüklerimiz, abilerimiz bu programı, temsili canlandırmayı yapıyormuş. Tabii bu bizim tercanda geleneksel hale gelmiş. Bunun amacı o zamanki ecdadımızın, atalarımızın düşmana karşı verdiği mücadeleyi hem diri tutmak, o dönemde çekilen sıkıntıları görmek, hem de o Türk ruhunu, Türklük ruhunu, vatanımızın, milletimizin esaret altında yaşayamayacağı o kutsal ruhu gelecek nesillere aktarma adına da, gençlerimize bunları gösterme adına da bizim için bir fırsat. Amacına da ulaşıyor diye düşünüyorum. Ama inşallah, umarım ki sadece kurtuluş mücadelemiz sadece bu temsili canlandırmalarla kalsın. Allah bu millete bir daha kurtuluş mücadelesi yaşatmasın. Başkanım, bu tabii ki canlandırma böyleyse, acaba o zaman atalarımız gerçeğini nasıl yaşadılar? Çünkü çok heyecan, insanlara bakıyorum sanki gerçek yaşıyor. Nasıl bir duygu acaba? Yani onu Üstad Hüseyin Nihalatsız dizelerinde kahramanları, o mücadelenin kahramanlarını şöyle diyor. Diyor ki, sızlasa da gönüller düşenlerin yasından, koşar adım gitmeli onların arkasından. Kahramanlık içerek acı ölüm tasından, ileriye atılmak bir daha dönmemektir diyor. O günkü ecdadımız, atalarımız dönmeyeceğini bile bile bizim bu topraklarda özgürce yaşayabilmemiz için canlarını verdiler. Bize bu vatanı, milleti emanet ettiler. Ben kurtuluş mücadelesinde şehit olan başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve o günden bugüne 15 Temmuz şehitlerine ve sonrasında bugüne kadar olan bütün şehitlerimize minnet borçlu olduğumuzu, Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize de, vatan savunmasındaki gazilerimize de minnet borçlu olduğumuzu dile getirmek istiyorum. Başkanım, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sayın Vekilim, hemen şöyle mikrofonu uzatalım. Evet, Erzincan Milletvekilimiz Sayın Burhan Çakır da şu anda kurtuluş nedeniyle burada. Sayın Vekilim, öncelikle tebrik ediyoruz. Kurtuluşunuz mübarek olsun. Çok teşekkür ediyorum. Tabii, nasıl bir duygu, nasıl bir an yaşanıyor? Bu duygu tabii, biz tabii burada bunları sadece tarih kitaplarında okuyoruz. Ama atalarımız, dedelerimiz bunu bizzat yaşamış. Ben öncelikle vatan topraklarını kendi canından aziz bilen şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Onların bize bırakmış olduğu bu güzel mirası inşallah bizler de bizden sonraki nesillere bırakacağız. Gerçekten de buralar kutsal topraklardır. Her bir karışı şehitlerimizin kanıyla sulanmıştır. 17 Şubat 1918'den bugüne buralarda gerçekten de çok çetin mücadeleler verildi. Bugün de az önce belediye başkanımız söyledi. Temsili bir canlandırma yapıldı. Temsilinde insanlara bakıyorum da böyle o barut, o atışlar olduğu zaman işte hava fişeklerle falan, tüylerim diken diken oluyor. Aynen, oradaki insanlar ürperiyor ama bunun bizzat canlı şahidi olan dedelerimiz o zaman ne mücadele vermiştir. O şartlar altında özellikle. Allah onlardan razı olsun. Mekanları cennet olsun, makamları âli olsun diyorum. Hakikaten çok duygulandık. Ama elhamdülillah biz canımızı veririz ama namahrem elinin bu şehit kanlarıyla, şühede kanıyla sulanan bu topraklara basmasına asla izin vermeyiz. Bundan 102 yıl önce vermeyen dedelerimiz bugün evlatları olarak bizde bastırmayız bu topraklara. Şu anda yaşıyorlar. Aynen. Sayın Vekilim. Peki Vekilim, az önce belediye başkanımızla da, Lokman Bey'le de konuştuk. Tercan deyince aklımıza kültür mirası geliyor. Tercan'ın çok güzel kültür mirası var. Aynen. Tarih yerleri var. Tercan gerçekten de ta Osmanlı Selçuklu zamanında. Biz de evet Tercanlıyız elhamdülillah. Sonuçta bir tarih kültür şehridir. İşte Mama Hatun, kervansarayıyla, camileriyle ve jeopolitik olarak, stratejik olarak önemli bir noktada. Burada hem Selçuklu zamanında hem de Osmanlı zamanında karakol
görevi görmüştür. Onun için burası hakikaten çok önemli bir yerleşim merkezidir. İnşallah bizler de Sayın Cumhurbaşkanımızın, Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Sayın bu toprakların yetiştirmiş olduğu son başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'ın destekleriyle Tercan'ımızın hak ettiği yeri alması için gayret ediyoruz. Burada yaşayan herkese bugünkü göstermiş oldukları ilgi ve alakalarından dolayı, coşkularından dolayı huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Evet, Ömer Bey de gerçekten... Ömer Bey, Tercan Spor Kulüp Başkanıyım. Bugünün anlamını taşıyan bir ismimiz var, spor kulübümüzün ismi var. Sayın Vekilimiz de bizlerin her türlü sorunlarına sağ olsun destek oluyorlar. Biz de bugünün anısında kendisine takımımızın formasını takdim ediyoruz. Sağ olsun. Sayın Vekilim, formaya kaptın. Birazdan maça mı çıkacaksın, Cirit'e mi geçeceksin? Biz sürekli diğer ilçelerimizde olduğu gibi Tercan'ımıza da her zaman gelip gidiyoruz. Burada hem diğer ilçelerden farkı olan bir yönü var. Bunun diğer ilçelerde de olmasını temenni ediyorum. Balık satıyorsunuz. Nerelisiniz? Trabzon baba. Trabzon. Geldim burada balık satıyorum. Evet abi. Niye Trabzon'da satmıyorsun da tercih abi satıyorsun? Doğduk büyüdük buralarda. Burada balık yemesini biliyorlar mı? Yemesini biliyorlar abi. Buraya alıştırdık. Tadını bilir. Alıştırdık bunları abi, alıştırdık. 61 eze, hamsiler teze. Ha, oldu. Bir daha ver misin? 61 eze, hamsiler teze. Balık, ona göre. Balık ver bize. Asım baba ne demek al tezak sizin abim ya. İsmin neydi abim? Asım Muammer abi. Muammer abi. Trabzon'dan geliyor. Trabzon Mersin abi. Evet abi. Satışlar nasıl? İyi Allah'a başkışlar olsun abi. Yani yıllardan beri buradayız abi. Hemşehrilerimize bol bol. Aynen abi. Hamsi mi yediriyoruz değil mi? Balık mı yediriyoruz? Hamsi, balık çeşit yediriyoruz abicim. Yıllardan beri buradayız baba. Buranın balıkçısıyız. Peki biz de Güzel Anadolu diye bir program için buradayız. Şu anda çekim yapıyoruz. Evet buradan bizi izleyen izleyicilerimize ne söylemek istersin? Buradan ne diyeyim, hepsine çok çok selam söylüyorum abi. Bol bol balık yesin. Evet bugün bugün Tercan'ın kurtuluşuydu abi. Bak, haberiniz olsun abi. Tercan'ın kurtuluşu bugün. Bol bol balık yiyin. Bol bol balık yiyin abi. İsminiz neydi abi? Levent. Levent Bey, Tercanlısınız. Burada yaşıyorsunuz. Burada yaşıyorum. Ne iş yapıyorsun abi? Esnafım. Esnaf. Evet. Ne satıyorsun? Ne kasap. Esnafım deyip hemen hop çıktın kenara. Kasap. Kasap. Şu anda milletin yediği eti siz verirsiniz. Evet. Sıkıntı yoktur. Yok, yiyebildiği kadar yesinler mi abi? Yesinler. Peki niye diyorlar her kuşun eti yenmez? Tabii yenmez her kuşun her eti yenmez. Yenmez. Yani orada doğru, orada doğru. Peki şu anda burada kasap işi yapıyorsun. Hayvanı nereden alıyorsun? Besin yapıyorsunuz? Ne yapıyorsun? Köylerden alıyoruz. Estağfurullah, köydeki çiftçilerden alıyoruz. Kendi mezbanemiz var. Mezbanede kesiliyor. Kaç tane çocuk var abi? Ellerinden öper. Öperler sağ olsunlar. Dört tane. Dört tane çocuk maşallah. Evet. Yani dört tane, üç tane okuyanlar kız. Okuyanlar var mı? Ne yapıyorlar? Kızım, büyük kızım evli. Bir tane oğlum var. O da hem okuyor hem yanımda çalışıyor. Peki buradan seni izleyen, şu anda ekranları başında izleyen hemşehrilerin olur, çocukların olur, akrabaların olur. Onlara ne demek istersin buradan? Ne söylemek istersin? Saygılar mı, sevgiler mi? Bugün gelmeleri lazımdı aslında. Tercanımızın 102. kurtuluş. Biz geldik abi, yetmiyor muyum? Hoş geldin Sefa. Başımızın üstünde yeriz var. Sağ olasın. Onlara da tabii, onları da görmek isterdik aramızda. Tercan'ın insanı niye bu kadar sıcak abi ya? Çok samimi gördüm, çok sıcak gördüm. Bizi yedirdiler, gerçekten, içirdiler, gerçekten, yani gerçekten Tercan insanı. Sağ olsun, hele bir dışarıda, bir dışarıda görünse, abi yabancı görse. Abi dışarının insanı, yani biz yabancı hissettiler ama biz de Erzincan'dan geldik ama. Öyle değil, Erzincan'ın insanı da aynıdır. Samimi. Yani candır, Erzincan yani, can diyor işte. Bir yani de Tercan. Tercan, Mercan, Vican. Can kardeş can derler ya işte, bize can. Evet, bizim insanımız gerçekten çok sıcakkanlı. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ama biraz da ben sihirim he. Hep sen sihir misin? Daha ne kalın? Hani? Merhaba, kolay gelsin. Merhaba, sağ ol, hoş geldin. İsmin neydi senin? Kimsin, neredesin? Helal bir... Ben Buralıyım, ismim Buralısın. Neydi? Buralısın. İsmin Buralı mı abi? Buralı bir. Benim ismim de Oralı. Peki amca, Güzel Anadolu diye bir programımız var. Tabii ki Ege TV. Ne söylemek istersin? Bugün düşman işgalinden kurtardık. Allah'a şükür olsun Tercan'ı. Kovaladık. Düşmanı yerinden bir ettik. Çok kovaladık. Ele yorulduk, ele yorulduk ki. Amca, ismini alabilir miyim önce? İsmim Cafer. Cafer amca. Nasıl bir duygu? Deden sana anlatıyordu mu? İşte düşman bize böyle mezalim yaptı, böyle işkence yaptı, böyle bizden şey yaptı. Onlar hiç bitti, bir şey anlatmadı. Onlar bir anlattılar, anlamaz. Bitmiyor ki onlar şey yaptılar.
Sonunda işte kurtardı gittiler. biz de onları kovaladık şeye kadar. Biz mi kovaladık? Cafer amca biz kovaladık sabahleyin ya. Etme kurban olayım. Ya o, nasıl o, bir duygu? O, yani şu an biz heyecanlandık temsil olarak. Acaba gerçekten neler yaşadılar? Ya arkadaşım hepimiz sevindi. Hepimiz duygulandık. Evet. Bu güzel bir gündü. Güzel bir çok şeydi, büyük bir katliam yapılmış Tercan'da. Çok ondan çok dolayı duygular yaşıyor. Evet, evet, evet. Ya hepimiz Allah duygulandı. Allah bir daha göstermesin o günleri. Peki çocuğun çoluğun gurbette olan kimin var? Buradan selam göndereyim onlara. Çocuklarım burada yoklar ya. Dışarıdalar mı? Dışarıda. Onlar şimdi bizi izleyecekler. Bak diyecekler evet. İsmail Seven gitmiş, Tercan'da babamla konuşmuş, dedemle konuşmuş. Buradan şöyle kameraya bir yer sallayak he. Aha sallayak. Sallayak mı? Abicim merhaba. Merhaba. Hayırlı günler. Kolay gelsin. Günler. Nasılsınız? İyi misiniz? Sağ olun. Teşekkür ederim. İsminizi alabilir miyim? Benim ismim Celal Abbas. Celal Abbas. Celal Abbas. Celal. Kendim Kızılcaköy muhtarıyım. Ben de esnafım. Kızılcaköy muhtarı. Evet. Abi de bugün hep röportajlarımızda çoğu muhtar denk geldi. Evet doğru. Ne güzel bir duygu. Ne güzel bir görev. Tercanım. Tercanımızın kurtuluşu olduğu için genellikle muhtarlar. Yani, zaten ben buradan da esnafım. Evet. Ben de öylesiniz muhtarım. Peki muhtarım. Bugün kurtuluş nedeniyle biz de buradayız Ege TV olarak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl bir duygu? Neler hissettiniz? Vallahi tabii yani ki temsili böyle heyecanlandırdıysa gerçeği acaba nasıldı? Gerçeği evet çok kötü yaşamıştı. Benim babam İstiklal Gazetesi'dir aslen. İstiklal Gazetesi'ydi. Babam da duymuşluktur. Allah rahmet eylesin. Yaşıyor mu baba? Yok. İstiklal Gazetesi. Evet, evet. Evet. Çok büyük bir vahşet yaşamış tercihinde. Anlatıyordular değil mi? Evet tabii ki. Gider ayak yani. Çok büyük bir vahşet yaşamış. Mesela burada tarihi bir camimiz var. O camide insanlar Mama Hatun Kevrasaray'ın oradaki cami tarihi. Evet. Bu katliam o camide mi yapılmış? O camide olmuş. Hatta şöyle dedi. O zaman rahmetli babam dedi çarşıda böyle yağların eridiği buzların kesin üzerinde gittiğini söylerdi. Yani. İnsanları yakmışlar. Tabii. Aynen. O camide evet, yaktıklarını söylüyorlar. İşte gördüğünüz evet gibi çekim yaptığımız cami bugün gitti göreve. Tarihi bir cami. Çok büyük bir katliama şahitlik yapan evet, bir cami. Muhtarım da ne güzel anlattı. Katliamların hemen hemen yaşandığı yer. Evet. Muhtarım tabii ki Allah'ın bir daha göstermesin. Amin. Şu an köylerinizde veya da mahallelerinizde seçmenlerin buradan seni izleyecekler kanalda. Evet. Ne söylemek istersin? Ben bütün tercanlara, köyleri değil miyim de evet, bütün tercanlara selam olsun. Evet sevgili izleyiciler, yine bir İsmail Seven'le Güzel Anadolu programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bugün ne yaptık? Tercan'daydık. Çok güzel bir program yaptık. Tercan'ın kurtuluşu vardı. Kurtuluş yıl dönümü münasebetiyle hemşehrilerimize buluştuk, konuştuk. Ama artık bir program daha burada sona ermiş buluyoruz. Bir dahaki programda buluşmak ümidiyle hoşça kalın. Allah'a ısmarladık. Ne destanlar yazılır hey canım rinanay rinanay. Memleket sevdasından hey canım hey. Bir emanet canımız hey canım rinnanay rinnanay rinnanay. Vatan uğruna feda hey canım hey. Kahramanlık şanımız hey canım rinnanay rinnanay rinnanay. Tarihimiz yazar